zor ekranlar değil, hızlıca onları da göstereceğim. Özellikle başvurumuzu yaptıktan sonra mali müdürümüzün sürücülerini bilgisayarımıza yüklüyoruz öncelikle. Mali müdür sürücülerini sürücü yükle bölümünden yüklüyorum. Burada sürücüleri yüklerken bilgisayarımızın özelliklerini soracaktır. Bilgisayarımızın işletim sistemi nedir, kaç bit bir yapıya sahip, hemen bilgisayarımız üzerinde sağ klik yaparak bunu görüyoruz. Bilgisayarımızın mouse üstündeki bilgisayar sekmesinin üzerinde sağ klik yaptığım özellikler dilinde Windows 10 ve 64 bit işletim sistemine sahip olduğumu gördüm. Ve bu bilgiye geliyorum. Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin sayfasında işletim sistemi bölümünde bilgisayarımızın sahip olduğu işletim sistemini tanımlıyorum. Kaç bit olduğunu da belirtiyorum. Ve hemen ekranın altında ona göre sürücüler belirleyecektir. Bu ara en çok gönderilen mali müdürler geçtiğimiz sene şu BİKO dediğimiz mali müdürün çok yoğun gönderdiler. Burada mali müdürün, bu BİKO'nun kart okuyucusunun herhangi bir sürücüsü yoktur. Sadece SIM kart için bir sürücü yüklemeniz gerekir. Akis kartın sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Ya da şu beyaz olan Akis kart dediğimiz, bu hem kart okuyucunun hem de içindeki SIM kartın sürücülerine bilgisayarımıza ayrı ayrı yüklemeniz gerekir. Akis kartı seçtim, sürücüleri göster dediğimde burada görmüş olduğunuz gibi kart okuyucu için ayrı, SIM kart için ayrı sürücüyü bilgisayarımıza ayrı ayrı yüklüyoruz. Çok zor değildir, ileri butonlarına bastığınızda doğrudan yüklenir. Bu ara en yoğun gönderilen, en çok gönderilen SIM kart ise şu görmüş olduğunuz SIM kart olacaktır. En alttaki, kısa olan. 39 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yine Akis kartı seçiyorum ve sürücü bilgisini tanımlıyorum. Bunu da bilgisayarımıza yüklüyoruz. Ancak bu sürücüleri bilgisayarımıza yüklesek de mali müdürde yine de aktif hale gelmeyecektir. Çünkü mali müdüre ait şifreye sahip olmamız gerekiyor. 6 karakterli bir şifredir bu. Bunu da yine Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin ana sayfasından online işlemler bölümünden edineceksiniz. Aynı ekranda Vali Müdür Elektronik Sertifika İşlemleri bölümünden ne yapmamız gerekiyor? Başvuru yaparken kullanmış olduğunuz bilgileri kullanarak buradan Vali Müdür şifrelerine ulaşmamız gerekiyor. Şifreli giriş dediğimizde bize güvenlik sözcüğünü soruyor. Biz hiç düşünmüyoruz, doğrudan unuttum yazısına basarak ne yapıyoruz? Güvenlik sözcüğüne ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü unutmuş oluyoruz. Bizim tavsiyemiz şu, mali bir başvurusunu yaparken mutlaka o başvuruyla ilgili bilgileri bir kenara not edin, not alın. Aksi halde unutacaksınız ve daha çok uğraşacaksınız. Firmamızın vergi numarasını, doğrulama şifresini ve güvenlik sözcüğünü yazdıktan sonra giriş butonuna bastığınızda sol alt köşede PIN PUK bilgisini göreceksiniz. Ona bastığınızda 6 karakterli mali bir şifresine ulaşmış olacaksınız. Onu yine bir kenara not alıyorum. Benim tavsiyem şu olacaktır. Başvuru esnasında oluşturduğunuz evrakları bir klasörün içerisinde saklayın. Çünkü, neden? Siz mali mühürü sürekli kullanıyor olacaksınız. Bir süre sonra mali mühür şifresini yanlış yazdığınızı düşünün. 3 kere peş peşe mali mühür şifresini yanlış yazarsan mali mühürü kilitlenir. 3 yıl içerisinde toplamda 7 kez kilitlenirse mali mühürünüz çöp haline gelir. Tekrar para verip almak zorundasınız. Bu açıdan bu bilgiler sizin için önemli. Ayrı bir yerde bu bilgileri klasör içerisinde tutmanızda fayda var. Ben mali müşavir, maliye mühürünü ya da elektronik imzamı başvurumu yaptım, sürücülerini yükledim ve çalışabilir hale getirdim. Geriye kalıyor ne? Başvuru ekranı. Burada tavsiyemdir. Gün içerisinde çok sayıda başvuru ve mali müşavir aktivitesi yaptığımız için söylüyorum. E-fatura ve e-defter başvurularınızı yaparken mümkün mertebe Chrome üzerinden işlem yapmayın. Ya Internet Explorer ya da Mozilla Firefox üzerinde işlem yapabilirsiniz. Peki bu işlemleri yaparken neye dikkat edeceğiz? Benim tavsiye edeceğim nokta şu olur. Tabii ki farklı uygulamalarda aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın özelliklerine baktınız. Genelde şunu görüyoruz. Bilgisayarın özellikleriyle bilgisayarda yüklü bulunan Java programına uyum olmadığını görüyoruz. Bu bilgisayarın özelliklerine baktığımızda Windows 10 ve 64 bit işletim sistemine sahip. Ama telefonla destek için bize aradığınızda, bilgisayarlarınıza uzak masaüstü erişimle baktığınızda
bilgisayarınızda kurulu olan Java programlarından bilgisayarınızla uyumlu olmadığını fark ediyoruz. Bunun için de diyoruz ki, denetim masasında yine bunu kendiniz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Denetim masasında programlar ve özellikler menüsünde bilgisayarınızda yüklü bulunan Java programının kontrolü. Burada 64 bit ya da 32 bit olduğunu göreceksiniz. Ben genelde şunu yapıyorum, üyelerimize destek verirken. Buradaki Java'nın ne olduğuna bakmaksızın Java'yı siliyorum. Çünkü 64 bit Java bile kurulu olsa sıkıntılı yüklenmiş olabiliyor. Antivirüs programın bir uzantısını eklememiş olabiliyor. Dolayısıyla sorun yaşanabiliyor. Bu sebeple Java'yı tamamen kaldırıyorum. Direkt siliyorum yüklü olan Java'ları. Ve sonrasında tarayıcı üzerinden bunu not alabilirsiniz. Java Türkiye sayfasına giriyoruz. Java Türkiye sayfasına girdiğimizde java.com.tr açılan sayfada ücretsiz Java indirme. Çift tıklamıyoruz, tek tıklıyoruz. Çift tıklarsanız doğrudan dosya indirmeye çalışır çünkü. Yine açılan sayfada aşağı doğru indiriyorum ekranı. Tüm Java indirme işlemlerini görüntüleyin. İhtiyacınız olan Java'lara ulaşacaksınız burada. 32 bit Java ve 64 bit Java. 64 bit bu, üzerindeki de 32. Bilgisayarın 64 bit Java ise önce 64 bit yüklüyorum. Daha sonra geliyorum 32 bit yüklüyorum. Neden ikisini birden yüklüyoruz? Çünkü edefler.gov.tr sayfasında başvuru yaparken gelir idaresi sadece başvuru yaparken değil, beratları gönderirken de gelir idaresi bilgisayarınızda hem 32 hem de 64 bit Java'nın yüklü olmasını istiyor. Biz yüklüyoruz. Sonrasında buna rağmen Java programının eklenti dosyaları çalışmayabiliyor. O zaman bilgisayarımızın içerisinde yüklü bulunan antivirüs programları çok her türlü hareketi denetler vaziyette karşımıza çıkıyor. Bu sebeple en azından başvuru yaparken veya beratları gönderirken antivirüs programımızı pasif hale getiriyoruz. Sağ klik yapıyoruz, korumayı duraklatıyoruz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Java'ları yükledik. Ama ona rağmen çalışmayabiliyor kim zaman. Ona rağmen de çalışmıyorsa bu kayıdır. Şaka bir tarafa, ona rağmen çalışmıyorsa yine denetim programını açıyoruz masaüstü. Fakat şurada Java konsolunu göreceksiniz. Şurada. Denetim masasından açtım. Java konsolunu açıyorum. Açılan bu, biz aradığımızda bir tanesini yapıyoruz. Çok farklı bir şey yapıyoruz. Yani destek şeyi verirken, telefonda destek verirken yaptığımız işlemleri anlatıyorum aslında. Açılan ekranda, Java konsolda dikkat edeceğiniz birkaç nokta var. Bir tanesi, şu sağ üst köşedeki Admins bölümünden Java konsolda göster diyorum. Kutucuğu işaretliyorum. Bu, şu iki tanesinden bir tanesini işaretli gelebilir. Show konsol diyorum. Yine ihtiyaren Java'yı açıyorum, çift tıklıyorum, konsolu açtı. Temporary internet files. Çevrim dışı içeriği istiyorum. Ayarlar. Biz hani tarayıcılarda çevrim dışı içeriği istiyoruz ya. Java'da da arka tarafta Java ile ilgili bir dosya kullanımında onun uzantısını kendi cache belleğinde tutar. Şu an yaptığım o cache belleğindeki dosyaları silmek. Kutucu işaretledim ve sildim. Daha önce bununla ilgili bir işlem yaptıysanız hızlıca ne yapacaktır? Silecektir. Ona rağmen eklenti dosyaları açmıyorsa son olarak yapacağınız şey de şu. Kimi zaman edefler.gov.tr sayfasında işlem yaparken, başvuru ya da beratları gönderirken Java Security, yani Java güvenlik seviyesinde ilgili hata verecektir. Güvenliğe gidiyorum. Burası yüksek olarak açık tanımlı kalmış olabilir. Bunu düşüğe çekiyorum. İhtiyaren de edefler ya da efatura.gov.tr sayfalarına güvenilen sayfa olarak buraya ekliyorum. Artık Java ile ilgili sorun yaşamayacaksınız. Bütün olayımız bu.
Bu tanımlamaları yaptıktan sonra artık benim kullanmış olduğum bilgisayarda Java eklenti dosyaları saklı olarak çalışır. Geliyoruz Internet Explorer'da. E-defter gov.tr sayfasına geldiğinde eklenti dosyalarının çalışmaya başladığını göreceksiniz. Mali ürünümüz bilgisayarımıza takılı. Buradan başvuru ekranına gidiyorum. Başvuru yapmak için tıklayın dediğimde eklenti dosyaları bakın çalışmaya başladı. Java ile ilgili hata mesajı verecek. Bakın şu Java'nın eklenti dosyasıdır. Şu dosya çalışmaya başladığında bunu çarpıyla kapatmayın. Aşağıya atın. Açılan ekranda da run diyoruz, çalıştırıyoruz ve işlemlerimizi sonuçlandırıyoruz. Yine benzer şekilde ekranlar e-fatura gov.tr başvurularında da yine ne olacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Yine olmazsa olmaz şöyle bir bilgiler var. Ben e-fatura ya da e-defter için kullandığım bilgisayardan BDP programını kullanamayacağım artık. Neden? BDP'yi kullanmak için ne yapıyorsunuz? Java'nın ilgili sürümünü yüklediğinizde buradaki Java ayarlarını bozuyorsunuz. Yine sıkıntı yaşarsınız. Elektronik imza için Java ile ilgili ayarlara müdahale ediyorsunuz, yine sorun yaşarsınız. O yüzden şunu tavsiye ediyoruz. Kullanmış olduğunuz bilgisayarda e-defterle ilgili işlemler yapıyorsanız, o zaman daha steril bir bilgisayarda bu işlemleri yapın. Yani sürekli BDP'yi kullanmadığınız, Java'larına müdahale etmediğiniz bir özel bilgisayarınız olsun, onda e-defteri daha sağlıklı olarak gönderebilirsiniz. Yoksa Java ile ilgili sorun yaşamanız kuvvetli muhtemelen.